Şeyh Muhammed Muta'il el Haznevi Hazretlerinin 2007 Ramazan Bayramı'nda yapmış olduğu sabır konulu sohbetidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözlerime başlıyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Hazreti Muhammed'e, aline ve asabına salat ve selam olsun. Yüce Allah, babam, şeyhim, Murabbin, Şehidül Harameyn, Şeyh Muhammed Haznevi Hazretlerinden razı olsun ve Allah ona rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, şunu itiraf ediyorum ki size konuşmaktan acizim. Kalbimin derinliklerinden hissediyorum ki konuşmaya acizim vardır. Bundan dolayı Ramazan ayı boyunca hiçbir kelime size konuşmadım. Yalnız evinize geri dönüp işte ziyarete gittik. Şeyh hazretlerinin dergahına gittik. Şeyhimizin oğlundan bir kelime duymadın dememeniz için bu aczimle beraber size konuşmak istiyorum. Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum ki bu konuşacaklarımla sizi, bizi ve tüm Müslümanları faydalandırsın. Çünkü Yüce Allah her şeye kadirdir. Değerli kardeşlerim, sizin İslam aleminin ve memleketimizin sorumlularının bayramını kutluyorum. Tüm İslam aleminin sorumlularının da bayramını kutluyorum. Ve Yüce Allah böyle bayramları hayırla, bereketle tekrar kılsın. Ve Yüce Allah'tan temenni ediyorum ki tüm Müslümanlara yapılan haksızlıkları, gaspları, onların ellerinden alınan mal ve mülkleri onlara geri versin. Ve yine Yüce Allah'tan temenni ediyorum ki, Böyle bayramları hayır ve ihsan ile bize nasip kalsın. Tekrarını bize nasip kılsın ve böyle bayramları tüm İslam alemi için hayra vesile kılmasını ve Yahudilerin bizden aldıkları bir karış toprağa dahi geri almak için yüce Allah bu bayramlar vesilesiyle bize iade etmesini nasip eylesin. Ve yüce Allah tüm İslam alemini şeref, makam ...mevki, haysiyet... ...ve izzetle şereflendirsin. Değerli kardeşlerim... ...sizin tehlüm ettiğinizi hissediyorum. Ben de tehlüm ediyorum. Üzülüyorum. Çünkü babam... ...Allah sırrını pak eylesin... ...böyle muhteşem... ...büyük topluluklarda bize maneviyat veren... ...sevgi veren... ...bizim kalbimizi ruhumuzu gıdalandıran... ...nice vaazlar... ...nasihatler... ...ve dersler vermiştir. Değerli kardeşlerim... ...siz akrabalarınızı... ...çocuklarınızı terk edip... ...Şehinizin oğluyla bayramlaşmaya geldiniz. Ben buna şuur ediyor ve inanıyorum ki... ...bu sizin sadakatinize... ...sizin sevginize... ...sizin ihlasınıza bir şahittir... ...ve delilidir. Değerli kardeşlerim... ...şunu da hissediyorum ki... ...bu yaptığınız... Şeyh Hazretlerinin sizi olan bir hakkıdır. Buna sizler de şuur ediyorsunuz. Çünkü Şeyh Hazretleri size karşı ehli vefa idi. Size şefkat ve merhameti vardı ve şunu diyordu. Manevi kardeşlik, nesebi kardeşlikten daha üstündür. Daim olarak bu şiiri terennüm ediyor ve sizi kendine en yakın sayıyordu ve bunu itiraf ediyordu.'' Değerli kardeşlerim, aramızda olan bu sıla, bu akrabalık, şeriatın özünde olan bu adaplar vesilesiyledir. Şeriata uygun olan adaplar sebebiyledir. Onun için bu adapları bidatlardan, muhalefetlerden korumamız lazımdır. Ve bu adapları hakkıyla koruyup dünya menfaatimiz için, siyaset için kullanmamamız lazımdır. Çünkü böyle adapların istismar edilerek siyaset ve makam için kullanılması caiz değildir. Değerli kardeşlerim, vacibimiz bu adapları korumaktır. Çünkü sadatlarımızdan gördüğümüz bu hak adapların korunması bize vaciptir. Onları bidatlardan, yolsuzluklardan, şer'i muhalefetlerden korumamız gerekir. Çünkü bunlar temiz ve uygun adaplardırlar. Sadatlarımız Kudüs'e sırru, bu şekilde onları koruyup bize teslim ettiler. Kendi ruhumuzu, haysiyetimizi, tüm varlığımızı bu adapların korunması için bidat ve hurafelerden, istismardan korumak için sarf etmemiz gerekiyor. Bizim vacibimiz işte budur. Değerli kardeşlerim, şu anda size herhangi bir olayı açıklamak istemiyorum. Çünkü Yüce Allah bize sabrı emretmiştir ve şöyle buyurmuştur. Yüce Allah sabredenlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim, sabırlı olalım, sabır ile her şey hallolur. Yalnız sabrımızla beraber kendimize dikkat edelim. Yanlışlık yapmayalım. İslam dininin adaplarına uygun hareket edelim. Adaplarımızı koruyalım. İnsanlık alemine faydalı olalım. Devletimize, milletimize ve memleketimize faydalı olan hareketi yapalım, onları rahatsız etmeyelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Erkek, aceleci olan değildir. Erkek ve şecaat sahibi olan kimse sabırlı olandır. Değerli Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinin devamı, şecaat sahibi olan, öfkelendiği zaman kendini tutandır. Değerli kardeşlerim, şimdi şu anda bu muhteşem toplumun etrafımda toplanması benim için değildir. Etrafımda toplanmanız, şeyh hazretlerine olan sadakatinizdir, sevginizdir, muhabbetinizdir değerli kardeşlerim. İşte onun için bizim şeyh hazretlerinin hakkını korumamız lazımdır. Çünkü bende bir şey yoktur. Bende olan budur. Şunu diyebiliyorum. Sizi yüce Allah'ın rahmetine, peygamberin bereketine, Nakşibendi saadatlarının himmetine ve şeyh hazretlerinin bereketine havale ediyorum. Değerli kardeşlerim. Saadatlarımızın gayreti büyüktür. Sizi onların gayretine havale ediyorum ve son olarak yüce Allah'tan niyaz ediyorum ki bizi ve sizi affeylesin. Niyetlerimizi gerçekleştirsin. Buraya varmak için sarf ettiğiniz maddiyattan Yüce Allah kat kat size geri ihsan eylesin ve Yüce Allah attığınız her adımın karşılığında günahlarınızı affeylesin ve evinize sağ salim dönmeyi Yüce Allah size nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, size şu müjdeyi veriyorum. Şeyh hazretlerinin adapları olduğu gibi korunmaktadır. Böyle sizin gibi muhteşem toplum, münevver alimler, muhlis etbalar, ehli sadakat, ehli saygı ve sevgi olan kimseler, Şeyh hazretlerinin adabının kalıcı olduğuna en büyük şahittir. Şuna inanın ve güvenin. Şeyh hazretlerinin adabına hiç kimse saldıramaz, yok edemez, onları kaldıramaz. Eğer biz şey hazretlerinin sadat-ı kiramın adaplarına uygun hareket edersek, kalbimize dünya menfaati girmezse, siyaset girmezse, makam girmezse, bidat girmezse, şer'i muhalefetler girmezse, bilin ki şey hazretlerinin adabı bu şekilde aramızda kalıcı olacaktır ve hiç kimse ona zerre kadar zarar veremez.'' Değerli kardeşlerim, sözümün sonunda Şeyh Hazretlerinin şu vasiyetini size beyan etmek istiyorum. Şöyle buyururdu. Bizim kendi sözümüzü, kavlimizi fiile çevirmemiz lazımdır. Masarı hakikate çevirmemiz lazımdır. Ve tüm hissiyatımız, bildiklerimiz ameli olmalıdır. Bildiğimiz adaf ve terbiyeler ameli olmalıdır ve Yüce Allah'tan temenni ediyoruz ki bizi amel etmeye muvaffak eylesin. Yüce Rabbim her şeye kadirdir. El-Fatiha